Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ben sizlere lenf dolaşımını anlatacağım. Hatırlarsanız dolaşım sistemi konusuna başlarken söylemiştim. İnsanda kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olmak üzere iki çeşit dolaşım vardır. Kan dolaşımını önceki videolarımızda ben sizlere anlattım. Kan dolaşımında kalp, atar damar, toplar damar, kılcal damar ve kan bulunur. Lenf dolaşımında ise lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümleri bulunur. Evet, lenf sıvısı nedir? Şimdi kılcal kan damarlarından madde alışverişini anlatırken söylemiştim. Kılcal damarlardan sızan sıvının büyük bir kısmı tekrar kılcal damarlara geri emilir. Ancak bir kısmı doku sıvısında kalır. Bazı kan proteinleri ve az miktarda kan plazması doku sıvısında kalır ve zamanla doku sıvısı fazlalaşır. İşte bu fazlalaşan doku sıvısına lenf sıvısı denir. Evet, bu fazla doku sıvısını lenf damarlarına geçer ve lenf dolaşımıyla tekrar kana karıştırılır. Ve böylece doku sıvısında kalan proteinler ve plazma lenf damarlarıyla tekrar kana karıştırılır. Bu dolaşıma lenf dolaşımı denir. Evet. Lenf dolaşımında kalp ve atar damarlar bulunmaz. Lenf dolaşımında basınç uygulayan kalp veya kalbe benzer bir organ bulunmadığı için lenf dolaşımı oldukça yavaştır. Ayrıca lenf dolaşımında atar damarlar bulunmaz. Sadece lenf kılcalları ve lenf toplar damarları bulunur. Evet. Lenf dolaşımı, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşmaktadır. Evet. Lenf sıvısı, az önce de bahsettiğim kılcal kan damarlarından sızan kan plazmasının büyük çoğunluğu geri kılcal kan damarlarına emilir. Ancak tamamı emilmez ve zamanla doku sıvısı fazlalaşır. İşte bu fazlalaşan doku sıvısına lenf sıvısı denir. Lenf sıvısı lenf damarları içine geçer ve lenf damarları içinde taşınan fazla doku sıvısına lenf sıvısı denir. Lenf sıvısında küçük moleküllü proteinler, antikorlar, akyuvarlar, besin monomerleri, vitaminler, mineraller, su ve akyuvarlar bulunur. Lenf sıvısında kesinlikle alyuvar yoktur. Alyuvar olmadığı için hemoglobin de yoktur. Bundan dolayı lenf sıvısı şeffaf, renksiz bir sıvıdır. Lenf sıvısına akkan sıvısı da denir. Evet. Lenf sıvısında ayrıca fibrinojen ve trombosit yoktur. Yani fibrinojen ve trombosit, yani kan pıhtılaşmaları olmadığı için lenf sıvısı pıhtılaşmaz. Evet. Gelelim lenf damarları. Lenf damarları, az önce de belirtmiştim, lenf dolaşımında atar damar yoktur. Lenf damarı olarak lenf kılcalları ve lenf toplar damarları bulunur. Evet. Lenf dolaşımında atar damar bulunmaz. Lenf kılcalları doku hücreleri arasında bulunan ve bir ucu kapalı damarlardır. Evet. Lenf kılcalları uçları kapalı ve doku boşluklarında bulunan damarlardır. Lenf kılcalları tek katlı yassı epitelden oluşur. Ancak kılcal kan damarlarına göre daha geçirgendir. Evet, lenf dolaşımında atar damar olmadığı için lenf kılcallarının bir ucu kapalı, diğer ucu lenf toplar damarlarına bağlanır ve lenf kılcalları da kan kılcalları gibi tek katlı yassı epitelden oluşur. Ancak kan kılcallarına göre çok daha geçirgendir. Evet. Gelelim lenf toplar damarları. Evet. Lenf toplar damarları kan dolaşımındaki toplar damarlara benzer. İçinde tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur. Bundan dolayı lenf dolaşımı da tek yönlü akış gösterir. Evet. Gelelim lenf düğümleri. Lenf düğümleri lenf damarlarının yoğun olarak birleştikleri şişkin bölgelerdir.
Evet, lenf damarlarının birleştiği şişkin bölgelere lenf düğümü denir. Lenf düğümleri en çok kasıklarda, koltuk altında, boyun ve çene altında ve karın bölgesinde çok fazla miktarda bulunur. Lenf düğümlerinde lenf sıvısında bulunan bakteri ve virüsler süzülerek öldürülür. Yani vücudumuzun bakteri ve mikroplardan korunmasını sağlar. Ayrıca lenf düğümlerinden lenfosit denilen ak yuvarlar üretilir. Ve bir bilgi olarak şunu da söyleyeyim. Bademcikler dalak lenf düğümleridir. Bademcik ve dalak vücudumuzda en büyük lenf düğümüdür. Lenf dolaşımının görevleri. Evet, lenf dolaşımının görevlerini 3 maddede toplayabiliriz. Birinci olarak lenf dolaşımı doku sıvısıyla kan plazmasının dengelenmesini sağlar. Hatırlarsanız konunun başında söylemiştim. Kan kılcallarından sızan sıvının büyük çoğunluğu geri kan kılcallarına emilse bile bir kısmı emilmez ve doku sıvısında kalır. İşte bu fazlalaşan doku sıvısı lenf damarlarıyla alınarak tekrar kana karıştırılır ve böylece doku sıvısı ile kan plazmasının dengelenmesi sağlanır. Ayrıca ince bağırsaktan emilen yağ asidi, gliserol ve ADK vitaminlerinin kan dolaşımına katılmasını sağlar. Evet, sindirim sistemini anlatmıştık. İnce bağırsaklardan yağ asidi, gliserol ve ADK vitaminleri lenf kılcallarına emilir ve lenf dolaşımıyla taşınarak kana karıştırılır. Ve az önce de belirttiğim gibi lenf düğümleri mikropları süzer ve öldürür. Ayrıca lenfosit denilen ak yuvarlar üretilir. Bu şekilde bağışıklığın sağlanmasında lenf dolaşımı görev yapar dedik. Evet. Şimdi de ödem konusuna değinelim. Evet. Şimdi lenf damarlarının doku sıvısını toplayamaması sonucunda dokular arası boşluklarda doku sıvısı normalden fazla artış gösterir ve dokularda şişme olur. Buna ödem denir. Evet, doku sıvısının normalden fazla artmasına ödem denir. Ödemin sebepleri şunlardır. Evet. Ödemin birinci sebebi lenf damarlarının tıkanması olabilir. Lenf damarları tıkandığı için fazla doku sıvısı alınıp kana karıştırılamaz. İkinci olarak kan kılcal damarlarında kan basıncının artması. Kan basıncı, kılcal damarlarda kan basıncı ne kadar fazla olursa o kadar çok kılcal damardan yani kandan doku sıvısına madde geçiş olur ve böylece doku sıvısı artmış olur. Yani ödem oluşmuş olur. Ayrıca kılcal kan damarlarının geçirgenliğinin artması durumunda da yine kandan daha fazla madde çıkışı olacağı için doku sıvısı artış gösterir. Ayrıca kan proteinlerinin azalması. Kan proteinleri azalırsa kanın ozmotik basıncı da azalır, değil mi? Kan proteinlerinin azalması ve kanın ozmotik basıncının azalması da ödeme yol açabilir. Ve son olarak doku sıvısının ozmotik basıncının artması da ödem oluşmasına yol açabilir. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi lenf dolaşımının izlediği yol. Lenf dolaşımının izlediği iki yol vardır. Bu yollardan birincisi bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf sıvısının taşındığı yoldur. Bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf sıvısı lenf kılcalları ile karın bölgesindeki lenf damarlarının toplandığı peke sarnıcı denilen yere gelir. Ve bu peke sarnıcından da büyük lenf damarı ile göğüs kanalına geçer. Evet, büyük lenf damarının diğer ismi göğüs kanalıdır. Göğüs lenf kanalı ile sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Ve bu sol köprücük altı toplar damarı sol kolumuzdan gelen bir toplar damardır. Kan taşır ve bu sol köprücük altı toplar damarından lenf sıvısı kana karışır. Daha sonra da sol köprücük altı toplar damarı üst ana toplar damarla birleşir ve üst ana toplar damar da kalbin sağ kulakçığına bağlanır. Evet. Lenfin izlediği ikinci yol ise
Başın sağ tarafı, sağ kol ve gövdenin sağ tarafından toplanan lenf sıvısı lenf kılcallarıyla boyundaki büyük lenf damarına getirilir ve bu damardan sağ köprücük altı toplar damarına birleşir. Ve böylece arkadaşlar sağ köprücük altı toplar damarı da üst ana toplar damara bağlanır ve üst ana toplar damarı da kalbin sağ kulakçığına bağlanır. Evet çocuklar, lenfin izlediği iki yol var. Bu yollardan birincisi başın ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenfin taşındığı yol. Evet, başın ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf sağ lenfatik damarla, yani sağ lenf damarıyla sağ köprücük altı toplar damarına bağlanır. Bu sağ köprücük altı toplar damarı da üst ana toplar damara bağlanır ve üst ana toplar damarı da kalbin sağ kulakçığına dökülür. Evet. Ve lenf dolaşımının esas yolu, bilmemiz gereken birinci yol. Birinci yolda arkadaşlar bacaklardan, yani vücudumuzun alt tarafından ve bağırsaklardan toplanan lenf lenf damarlarıyla peke sarnıcına gelir. Bu lenf damarına killus borusu da denir. Killus borusu ile arkadaşlar peke sarnıcına gelir ve peke sarnıcından göğüs lenf kanalı ile sol köprücük altı toplar damarına bağlanır ve bu sol köprücük altı toplar damarı da yine üst ana toplar damara bağlanır ve üst ana toplar damarı da kalbin sağ kulakçığına bağlanır. Yine sevgili çocuklar, sol koldan ve gövdemizin sol tarafından gelen lenf damarları da göğüs kanalına bağlanır ve göğüs kanalı ile sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Evet sevgili çocuklar, lenf dolaşımının bir de şu şekilde ben size anlatayım. Bakın, sindirim sistemi konusunu anlatırken bunu anlatmıştık. İnce bağırsaklardan glikoz, amino asit, BC vitaminleri ve mineraller kan kılcallarına emilir ve kan kılcallarının birleşmesiyle oluşan bağırsak toplar damarı da karaciğer kapı toplar damarına birleşir ve karaciğer kapı toplar damarı glikoz, amino asit ve mineralleri karaciğere getirir demiştik. Ancak yağ asidi, gliserol, ADK vitaminleri lenf kılcallarına emilir ve bu lenf kılcallarının birleşmesiyle oluşan lenf damarları, bu lenf damarlarına killus borusu da denir. Evet, bu killus boruları lenf düğümlerini aşarak arkadaşlar peke sarnıcına gelir ve peke sarnıcından çıkan büyük göğüs lenf damarı sol koldan gelen sol köprücük altı toplar damara bağlanır ve sol köprücük altı toplar damarı da üst ana toplar damarla birleşir ve üst ana toplar damarda kalbin sağ tarafına getirir. Bu lenfin taşındığı asıl önemli olan yol bu birinci yoldur sevgili öğrenciler. Evet, lenf dolaşımı bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar dilerim.